Selamünaleyküm değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Yine güzel bir videoyla hem test hem de güzel arkadaşım, gel bak benim bölgem, bana yakın bölge, gel abi yaptığımızı gör dedi. Cihazı gösterir misin? Aldığı cihaz, yaptığı, onu göstereceğim. Bu arkadaşa ben para verip tutmadım, parayla da kiralamadım. Burası tamamen kendilerine ait bir yer. Ekmeklerini çok yemişler, oralara geleceğiz. Arkadaşlar, kaçak kazılar, yasa dışı işler yapmayın, kendinizi tehlikeye atmayın. Yapıyorsanız dahi bilgi olmadan hiçbir şekilde bir şey yapmayın. Ve canlı yayınlar yapıp, canlı yayınlarda pointer'dı vesaire, telefondu, bunların çekilişlerini yapacağız. Canlı yayınlara katılın. Duymayan varsa, duyanlar duymayanlara söylesin. Bizler sizler için arazilere çıkıp arazilerde cihazların çalışma sistemini, cihazlarımız ne kadar etkili, bunları anlatıyoruz ve araziyi anlatıyoruz. Şimdi burada... Sen mi yaptın, söyleyeyim mi? Tabii ben yaptım. Ne bileyim, söyleme dersen ondan sonra. Yok ya. Şimdi bu arkadaş burada, ben diyor burayı açtım. Şş, ne çıkarttın lan, delikanlı gibi konuş Allah için. Söylemem, canlı yayında olmaz. Olmaz değil mi? İyi hadi bakalım. Arkadaş buradan bir şey almış. Bak, gayet de gram tuvalet. Böyle bir amele değil, ne bileyim. işte, ayakkabıları gayet iyi, üstü başı gayet iyi, kendi halinde bir insan. Bu arazi akrabanın arazisi. Şimdi burada sizlere yine cihazın minerale gitmediğini, cihazla yaptığını, sen burada kullan da olur ya derler hani. Evet. Sen burada kullan görsünler. Evet. Nasıl kullandığını siz görün arkadaşlar, izleyin, ben de böyle anlatayım. Hiçbir şekilde bir şey yapmayacağım, hadi yanımda durayım böyle. Mezarın boşluk düğmesini açmadın ama. Açtım şimdi. Yok, onu açtın ya. Tamam. Arkadaşın kullanmasına bakın. Kendisi burada buluyor bunu. Şimdi bu duvar. Yani kimse yadırgama yapmasın arkadaşlar. Arkadaş böyle kullanıyor bunu. Burada kestik. Karşıya geçiyoruz. Makine beni sağa attı. Hiçbir zıngıldama yok. Şurada gelince makine otomatikman kesiyor. Neden? Arkasından takip etme. Yanından takip etme, görsün ya. Aynı geldiğim yere beni devamlı aynı yere götürüyor. Hiçbir şaşma yok. Bu. Başka yerleri çiz güzel kardeş. Başka ondan sonra. Çiz. İndireceğim arkadaşlar. Birazdan göstereceğim ben size bunları. Şimdi buradan başlayalım. Sıralı mezar oldu buradan. Makinenin sayesinde. Hani ben böyle belli. Aşağıda kullanıyorum ya. Böyle insanları aşağıda kullandırıyorum ya. Kardeş. Evet. Tutmasını böyle gösteriyorum ya. Kim insan nasıl isterse öyle kullansın diyorum. Evet. Bu şekil. Bana. Elini alıştırmış. Ya böyle alışmış, böyle kullanıyor. Ne diyeceğim? Gayet de güzel çiziyor. Bu burada dört kare şeklinde aynı o mezar boyutunu çiziyor. Buradaki derin, oranınki alçak. Boşluğunu al. Göstereceğiz şimdi orayı. Orayı göstereceğiz. Şimdi boşluk almak aynı için de burası kapalı olduğunu kabul et. Düz bileğini tuttuğun zaman makine zaten kendi kendine tanınımı yapmaya başlıyor. Makine böyle komple. Hiç ben çevirmiyorum. Bak bilen böyle dümdüz. Sana şimdi bir şey söyleyeceğim. Evet. Bak oradan yazacaklar. Emin ol yazacaklar. Evet. Ne yazacaklar? Ya diyecekler, madem burayı açtın. Evet. Burada çalıştın. Niye açmadın diyecekler. Sen açıklamasını yap. Şimdi ben oranın ekmeğini yedim. Buranın ekmeğini yarından sonra yiyeceğim. Yavrum benim. Allah daha çok versin. Allah daha çok versin. Şimdi yavaş yavaş. Evet. Öyle bir anda zengin olmuyor. Yavaş yavaş. Evet, nasıl? Şimdi biz burayı açtık.
Allah'ın izniyle buranınkini yedik. Sıra burada. Bak arkadaşlar. Zaten. Arkadaşlar. Bana bir çevirir misin? Evet. Gel yanına istersen. Gel sen de. Toprakların altlarında yapılan mezarların işte duvarları, yapıları, bak yapıları diyorum kısacası. Hani oda, tünel, bunları geçelim. Yapıları birebir çizmesini. Minerale gidiyor mu? Hayır. Kesinlikle. Ve yaptığı işlemi ben size göstereceğim. Ben burada tekrardan kendim de bakacağım. Kendim de çizeceğim. Arkadaş bu cihazı benden alalı oldu. Bayağı bir oldu. Şey söyleme. Bayağı evet. Bir oldu. Alalı bunu. Kullanma stili arkadaşım bu. Kim nasıl isterse öyle kullansın. Ama kullanmayı çözdükten sonra ben aşağıda tutuyorum cihazı. Daha güzel çizim yaparsın. Yukarıda oynama yapar. Ben arkadaşa gösterdim. Eğittim de. Yani bu kendi bölgemizde. Bak kendi yerimde. Bulunduğum, oturduğum yerde. Bursa İnegöl tarafında buralar. Hep bir medeniyet. Sen cihazı çözdükten sonra araziye de hakimsen. Canın nasıl istiyorsa öyle yap. Burası çilek değil mi bunlar? Evet. Çilek bahçesi. Çilek bahçesi. Ben şimdi senden cihazı alayım. Evet. Ben burada arkadaşın acemi olmadığını, cihaza hakim olduğunu, araziye hakim olduğunu göstermek için. Açtıkları yeri göstereceğim. İneceğim aşağıya. Şimdi kaldıralım burada cihazı. Burası biraz daha diğerine göre derin. Evet. Kimseye çıktım tam göremedim. Evet. Pekala. Kapaklı mezar mı? Oradan daha kaliteli bu mezar. Hemen ona bakalım. Kapaklı mı? Duvar şey var ya. Eğer ki düz böyle beton gibi koymuş olsalardı hiç boşluk olmadan direkt blok atmayacaktı. Ama etrafını dizme yaptıkları için. Taş duvar ördükleri için. Taş duvar örmüşler. Üstüne de kapak koymuşlar. Aynen. Birazdan göstereceğim. Diğer bak, videodan hatırlayın arkadaşlar. Diğer evet, videoda çizmiştik. Köşe. Bakın. Örme mi ya da blok olarak koymuş mu? Ben bunu anlatıyorum burada sizlere. Karşıdan alırsan daha net gözükür. Yandan olmaz. Ses kız, ses kız. Evet. Bakın bir daha attı. O taşların, örme taşların arasındaki boşluklardan dolayı atıyor. Tekrardan bir daha attı. Yani bu cihazdaki özelliği ve kaliteyi görün diye ben arkadaşlar size böyle bir çekim yapıyorum. Şimdi gelelim buraya. Bunun içini bir karşıdan bir alsana buraya. Alayım mı hemen? Karşıdan al. Şöyle göster ya, göster. Yavaş yavaş alayım. Arkaya dik edip düşmesin. Çulluk diye düşme ha. Tamam. Hadi göster bakalım. İl içine, içine de göster. Kapağı da göster ama ki. Tabii tabii kapağı da göster. Kemikleri de göstereceğim birazdan. Evet arkadaşlar. Bu kapak taşı. Üstündeki kapağı yani mezarın kapağı. Ben içini görmedim ha. Sen iki kere ikinciye görüyorsun. Aynen öyle valla. Evet. Hızlı gitme, hızlı gitme. Yavaş. Ne yapıyorsun? Telefonu hızlı götür. Üzerindeki taş hala. Diğer kapağı parça taş. Duruyor hala. Tabi duruyor. Yan tarafları duruyor bak. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle taşlar. Üst üste dizilmiş sıvayla. Şöyle. Evet. Kapaklı bir mezar aramamız lazım. Yani yan blokları fiyola kaplı mezar aramamız lazım. Bir de mesafeyi alsana bak. Ne kadar bakın. Mesafeye bakın. Hayır, evet arkadaşlar. Yani kapak taşı. Mezarın üstündeki taşın biri bu. Şu elimle gördüğünüz. Biri bu. Diğeri de bu. Bir tanesi de bu arkadaki. Şurayı bir de bakın arkada var şuradaki. Şurayı da gösterir misin? Mesafe ne kadar yakın? Mesafesi. Taşı görüyorsunuz. Yavaş yavaş. Çıkarıyorum. 70 santim. Evet. Bu kadar basit. Evet. Bakın arkadaşlar. Geniş açıda 70, daha net göreceksiniz 80 şimdi. 70-80 santimde mezarlar var burada. Tabi sağlam, dolu. Arkadaş inşallah beraber şey yapabilirsek. Şöyle. İşlem yapabilirsek burada. Hem bizlere faydası olacak hem devletimize faydası olacak. Toprağın altında duranın kimseye bir faydası yok. Yok, aynen öyle. Hiç kimseye bir faydası yok toprağın altında duranın. Ama bilgiler dahilinde ve usturuplu bir şekilde gidip de
yalan yanlış saçma sapan işler yapmayın. Yani şimdi buradakini mesela açarken kaydırırken bacağını da kırabilirsin. Kafanı sokup muhakkak, altına da kalabilir. Muhakkak. Nereden baksan 300-400 kilo ağırlığında bu. Allah göstermesin. Var. Bir şeyleri yaparken bilgi dahilinde yaparsan daha mantıklı olur. Şimdi burada biz şeyi çizelim. Bu yapıyı çizelim. Açılmış olan yer tepki veriyor mu? Buna bakalım. Vermiyor. Beni direkt yandakine atıyor. Hemen kapatalım. Boşluğu alalım. Gümüş altına. Beni bu yandaki mezara atıyor. Bu şekilde bakalım. Yani burada bir tepki vermesi lazım değil mi? Hani minerale mesela okuyor diyelim. Ya da bunun içinde bir para kalmış. Almış gerçi arkadaşlar da. Güzel yani. Bir şeyler de almış. Bakın. Bak altın. Evet. Tepkiyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı da sağlam veriyor ha. Maşallah. Geçelim gümüşe. Şöyle biraz yan durayım. Güneş sana çok fazla alıyor Yalçın. Şöyle dur. Karşıda öbür taraftan vuruyor ya tamam, güneş sana. Şöyle. Sen istersen oradan çekim öyle şey yapacağım. Yapını yap. Tamam öyle yapalım. Güneş sana bakın vuruyor arkadaşlar, çekemiyorum. Gümüşü aldım. Buraya hiçbir şekilde atmadı beni. Yine yandaki mezara. Buranın derinliğine ben bir bakayım mı ne kadar diye. Bak. Gümüş de güzel. Gelelim bronza. Bronz verecek mi? Veriyor. Direkt çekti. Ha bak bu tarafa da attırıyor ama. Yandakine de attırıyor bir yandan. Evet. Çekiyor bu tarafa da çekiyor. Bronz da var. Siz şimdi toprağı atıyorsunuz ya buraya. Evet. Toprağı atarken toprağı kurcalasan heykel meykel araya karışmasın. Sıkıştırılmış bronz, altın ne bileyim vesaire böyle. Evet. Araya karıştırılmasın. Dedektörle şeyden sonra bakarız. Bir kontrol ederiz. Şimdi ben buranın bir derinliğini bir alayım bakalım ne kadar veriyor bize. Hadi burası açılmış. Gel bakalım. Altın. Ta buradan çek. Ta buradan. Arkada kal oradan çek. Ben şurayı merak ettim ya, görmedim. Gör hacı. Ama güzel de yapmışlar yani ha. Gayet güzel taş duvar örmüşler adamlar ya. Şimdi bunun altı toprak dolmuş, bunun toprağını boşaltmak lazım. Aynen. Şeye bakıyorum ki... Yine ona çekiyor. Oraya çekiyor. Yani. Direkt oraya atıyor. Aynen. Direkt oraya atıyor. Yine oraya çekiyor. Yine ona çekiyor. Ölü kokar ya. He. Aynen öyle. Evet. Kokar ya. Aynen öyle. Şimdi bu tür yerlerde böyle açtığınız zaman dikkat edin. İçerideki gaz yani zehirli bir gaz. Ona maruz kalmayın. Allah göstermesin. Aslında burası böyle hep yan yana böyle uzantı olarak, bağlantı olarak hep gidiyor. Şuranın ben bir derinliğini alayım. Gel. Gel şu kemikleri de göstersene. He. Hepsini buraya gömdüm. Şimdi sokak çamur ya. Elleme karıştırma. Bu da insan... Ya belli zaten. He. Bakın arkadaşlar. Bir dünya çıkardım. Ne o kaval kemiği? Ya büyük şura yani. Ya büyük ihtimal orası. Şurada da var bak. Buraya gömdüm zaten bunu. Ha bu dünya gömdüm ben buraya. Burada bir dünya. Bayağı var. Kafatası yok sadece. Onu da alamamış. Onu da alamadık he. Evet. Şimdi bakalım derinliğine.
Bir. İki, üç buçuk metre. Yok ben ne yaptım? Ne üç buçuğu ya? Bak. Bir. Bir. Evet. İki. Buçuk. İki buçuk. Sen de işte. Yok o kadar çıkmaz. İki buçuk ya. Bir buçuğu açtın zaten. Kaldı bir buçuk. Bu şey ama. Dip. Evet. Şimdi sen bunu açarken biraz dar açıyorsun. Evet. Biraz geniş açmış olsan kapağı daha rahat açarsın. Evet, bir tane aynen. Şiş. Tamam. Sapladın da zaten gitmiyor aşağıya. Gitmiyor değil mi? Şimdi buraya da bakalım. Oraya da. Evet. Bu tarafa geçti güneş. Yok böyle iyi. Tamam. Böyle iyi. Evet burası komple mezar. Sıralı hem de. Şimdi burada şuna bir bakalım. Şu kamerayı biraz şöyle atsana ya. Hayır hayır beni göstermeyin. Heh. Abi içeride ne var böyle ya? Aldım altın moduna. Tam karşında verecek. Orada var. Daha çok üzüme doğru veriyor sanki. Oradan da önce o taşın olduğu yere geçecek onu. Hepsini işaretledim ben. Yani ben bunu neden böyle yapıyorum görün diye. Gayet de güzel bizi. İşaretini vurmuş zaten. Tespitini yapmış adam mı? Belki yanlış yaptı. Nereden biliyor? Yanlış yok. Belki yanlış yaptı adam. Birini orada sinyali, birini burada verecek. Bak. Hı. Taşın oldu ya çünkü seni ben var ya arkadaşlar gördüğünüz gibi orada. İşareti vermiş zaten kendine. Ben buraya getirirken taştan bahsetmedim. Vallahi demedi doğru diyor. Taşı bul bakayım dedin değil mi? Buldum bakayım dedim işte. Taştan bahsetmedim. Al taşın olduğu yerde yok, çevir. Oraya söyle oraya. Taşın olduğu yerde çevir. Aynen öyle yok, bak. Yok neyse o ya. Şimdi bak ne yap biliyor musun? Şimdi mezarı şeyin hizasını al şöyle şuradan. İşte buraya kadar gelecek. Ben şimdi çizeceğim. Şuraya çık. Tamam. Mezarı göster. Bak tam hiza. Baba şöyle geçsene. Dur şimdi arkadaş. Mezarı göster. Hizasını göster. Evet arkadaşlar. Yani gelme gelme. Oradan güneş alacak şimdi gelme. Yani o mezar bura. Bak böyle dedik ya sıralı gidiyor ya. Aynen. Sıralı mezar işte evet. Yani arkadaşlar görsünler sıralı olduğunu. Mezarımız orası. Arkadaşlar ortadaki mezardan taş geliyoruz. Taş evet. Buradan bir başlıyor. Bak. Tam böyle ortasından böyle. Bak oraya da ben bir taş koydum. Böyle geliyor. Dur bakalım şeyi var mı? Bak, altına baktık. Gümüş var mı? İçi de var. Burası gümüş altı. Aa, gümüş daha çok veriyor ama burada. Evet. Bronz. Aynen. Şimdi gelelim şeye.
Boşluk. Ağaçlara baksana ne hale gelmiş. Dur bakalım duvar neredeydi? Kesmesi lazım onu. Boşluk çok vermiyor ama. Az boşluk var çünkü. Orada çok verdi boşluk. Orada çok boşluk verdi. Belki orası daha derin. Derin ama daha da düzgün. Ha, aynen olabilir. Daha da düzgün. Fazla bir şey yok ya. Bir. Burada. Orası gibi burada ya. Evet. 2,5. Yok 2,5 yok acık. Kaşa kadar gelmiyor ki. Şey buradan. Ha, aynen doğru. Burada sizmiştin. Doğru. Tamam. Bunun aynısı 70 cm'de aynı kapak geleceğini biliyorum. Çünkü oradan burası. Bir yerde ben şiş sapladım. Aşağıya indiremedim. Taşla vurdum inmedi. Buradaki inmedi. Şurada bir yerde olması lazım. Yavrum benim şunların güzelmez. Gel. Gel. Hadi yürü. Versin de bize gitsek bunlara. Ver. Verir mi Yasin? Vallahi vermez. Verse alırız hemen birini. Zincirde var arabada. Aferin oğlum gel. Var videom verse var ya. Hemen atıp götürelim ya. Gene bak tay gibi he. Valla güzel köpek sol. Gördüm ben. Gel. Burada çoban duruyor yukarıda. Çiftlik gibi bir yer. Burada duvar var. Evet. Boş. Mezar. Yan yana ya. Evet. Şeye bakacağım bir daha ya. Aralarda şu kadarcık metre mesafe şöyle bir boşluk var. Altın metre atıyor. Dur bakalım. Bunu atıyor gene. Burada güzel var çünkü. Yine buraya. Yine oraya çekiyor. Aynen. Bence yoğunluk burada daha fazla. Şeye bakacağım. Duvar nerede? Örmelere bakalım hacı. Yok gibi değil mi? Yok düz duvar. Örmelerde boşluk yok. O zaman bu direkt kapak. Hiç kumdan uğraşmayacak. Kaldıracaksın alacağım. Hala boşluk yok. Burada var örme. Örme burada var. Birleştirmiş. Ya bir tarafında illa ki örme olacak. Bak burada örme var. Döndü. Yok burada da var örme. Bu da örme, bu da. Ama burada örme vermedi. Burada örme vermiyor. O zaman kapağın bu tarafını kesme yapmış. Böyle dümdüz oturtmuş burayı. Kapak böyle açma. Bura örme. Tamam burası örme. Burası burada dümdüz. Değil. Buraya oturtmuş. Öyle yapmış. Buraya oturtmuş aynı oradaki gibi. Sol tarafı onun da oturttu. Sağ tarafı açıktı. Aynen. Buradaki sol tarafı da oturuk. Aynen. Hani langada oynatabiliyorsun. Tongur tungur oynatabiliyorsun. Örme burada var. Evet. Yani şurada var. Burada yok. Burası blok. Bu, dediğin gibi bunundan bunun işçiliği ikisi de aynı. O zaman... İkisinde de orada boşluk verdiğine göre orası tamamen bir boş sanki komple. Kemiklerinden beraber koymuş yatmış böylece. Aynen. Zihniyetlerinden beraber. Buradaki de o kumun içinde. Dur bakalım bir daha. Boşluk vermiyor. Burada kumun içinde. Altına nerede verecek altın? Taşın tam üstünde.
Hepsini yapmış tespitini ya. Yapmış valla. Aynen abi. Orada seni hep çevirir. Altın tam burada veriyor. Makine hep çevirir. Nereden gelirsen gel, makine seni orada çeviriyor. Bir dakika. Boşlukta bakalım nerede ne yapacak. Hani burada küp mü var, başka bir şey mi var? Duvar yapıyor. Bak arkadaşlar, cihazdaki bir şeyi daha gösteriyorum. Altın da burada yuvarlak yapıyor. Boşluğu aldım. Beni direkt duvarın üstüne atıyor. Hadi bununla beraber dönelim. Sen dönsen de cihaz dönmüyor. Ben duvara atıyor yine. Gümüşte ne yapıyor? Aynı. Yine döndürüyor. Evet. Bronz. Bu da burada çeviriyor. Yani 25. 25. Gel sen gene bu tarafa. Ben bu duvarı bir daha kontrol edeceğim. Bu şeyin kendisi bak. Ne o? Full mineral. Evet. Tamam mı? Bu şeyin kendisi. Burada bir yerde sağlam da bir oda vardır. Yanda. He? Yanda. Hepsini tespit etmiş hacı. Bu yanda bak, tane büyük. Hem de üstüne yığma şey yapmışlar, taş. Yığma. Makine zendeliyor böyle komple önü. Düz çizmiyor. Düz çizse kapak çizecek. Ve habire böyle zendeliyor. Yığma taşı üstü. Örme. Beyler o cihazı şey çözen bakın nasıl çözmüş. Merdiveni biliyorum ben nasıl çizeceğimi. Merdivendek. O üstten, tavanın üstünden bahsediyorum. Tavanın üstünde merdiven ne işi bu? Tamam. Böyle senin dediğin kapıyı çizersin. Böyle yaptıysa ne yapacaksın? He? Merdiveni böyle yaptıysa ne yapacaksın? Merdiveni böyle yaptıysa ne yapar biliyor musun? Seni böyle bir yapar. Çevirir. Seni öyle çevirmez. Aa. Merdiven diye seni böyle bak böyle yapar. Tamam. Ha. Böyle yapar. Yap. Aha burada. Burası. Hadi. Ben burada bu oda çizdim. Tamam bakalım. Ben bugün bakarsın. Burada. Tabii böyle geliyor bak. Bunun sıfırından böyle geliyor. Şurası. Şu ağaçtan etraf. Hadi bakalım bul ne bu? Bu da mezar. Ben alacağım abi seni. 5 dakika bir müsaade et. Bu da mezar. Hayır abi 5 dakika. Hadi. Tamam. Bak. Vallahi çiziyor. Neydi? Neydi? Tamam bak ben odayı burada çizdi. Evet. Oda vardı. Bak. Girişi oradan verdi. Girişi buradan verdi. Şey var orada. Bunun altından muhtemelen tünel gibi bir giriş var. Tamam böyle gidiyor. Tünel. Tünel böyle gidiyor. Bak büyük ihtimalle buralarda ben mesela 1 atıyorum 2 3 4
Oda. Bu tarafları mezar. Yukarılar mezar. Aşağıda da vardır odayla mezar. Evet. Ama en şey yerler burası. En güzel yerler burası. Bu ev sahipleri muhtemelen ölenleri zengin mezarda. Şimdi dedim buraya. Burada iki tane daha mezar var ya. Dedim acaba buna bağlantı var mı mezara? Ben onun için kurcaladım zaten. Yani bu tarafa böyle geleyim diye. Bağlantı bundan sonra baktım oda. Ha dedim oda 5-6 metre aşağı olmaz. Uğraştırmasın beni. Belki daha fazla ben kolayına gittim. Peki odanın içinde mezar var mı? Baktın mı? Odanın içine mezar bakmadım. Sadece oda içinde. Odanın içinde başka şeyler var. Ama orada varsa bilmiyorum. Burada nasıl bakacağım? Ağaç var ya, geçilmiyor hacı. Yok dostum. Mezar yok, başka şeyler var. Kür, kazan, bunlar var. Mahzen evet. Olabilir. Evet. Değerli arkadaşlar. Gel güzel kardeşim, gel. Evet. Al cihazını. Al mektuplarını, ver mektuplarını. Yine güzel açılmış olan bir mezarla. Açın açın. Maşallah. Cihazın maşallah. Etkisiyle tepkisiyle maşallah. Yine sizlere kanıtlı ispatlı gösterdik. İzlemekle kalmayın. Kafanızdaki tüm soru işaretlerini birebir anlatıp gösteriyoruz arkadaşlar. Kanala destek. Ne kadar soru işareti varsa, gelmek isteyen varsa buyursun gelsin her türlü. Her türlü teste tabi. Hiç sıkıntı yok bizde. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.